Seni kıskanıyordum Zeyn. Eğer kocamın hayatında ve hayallerinde başka bir kız varsa, sürekli ondan bahsediyorsa tabii ki onu kıskanacağım. O soğuk hava deposunda bana söylediklerin doğru muydu? Donuyordun. Gözlerin kapanıyordu. Dikkatini bana verebilmen için uyumanı engelleyecek her şeyi o anda sana söylemek zorundaydım. Ona seni seviyorum dedim. Beni hala anlamadı. Bu sözleri nasıl atlar? İşte bu yüzden hiçbir kıza onu sevdiğimi söylemedim. Her defasında kızlar bana aşkını ilan etti. Hayatımda ilk kez duygularımı bir kıza açtım. Hem de kalbimdekini söyledim. Ama beni anlamadı. Hayır. Şimdi aşkımı bir tokatla ifade etmek istiyorum. Aptal. Zaten kim aşkını öyle ifade eder ki? Ne yapacağım ben? Peki ama onu ne kadar sevdiğimi anlamasını nasıl sağlayacağım? Ona olan duygularımı ifade etmem hiç de kolay değil. Dayım beni köşeye sıkıştırdı. Seni seviyorum. Ne ağır bir cümle. Gerçi sadece iki kelime. Ama ne kadar derin bir anlamı var. Ayrıca Zeyn'in bu ifadenin değerini bildiğini sanmıyorum. Sonuçta aynı şeyi söyleyip duruyor. Alya seni seviyorum, seni seviyorum. Evlendikten sonra bile birçok kıza aynı şeyi söylemiş olmalı. Tatlım, şirinim, balım. Hep aynı şeyler değil mi? Önce seni seviyorum, sonra seni tanımıyorum. Aptal şey. Alya, bunları senin için aldım. Kabul et. Dayım bana oyalanma dedi. Bugün ya olacak ya olacak. Bu çiçekler kimden? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor.